Arkadaşlar merhabalar. Orta Doğu resmen kaynıyor. Bir taraftan İran İsrail'i tehdit ederken diğer taraftan Amerika ve İngiltere Orta Doğu'ya, Doğu, Doğu Akdeniz'e yığınak yapmaya devam ediyor. Şu anda gerçekten taraflar özellikle büyük bir bölgesel savaş çıkacakmış gibi davranıyor ve İsrail'i korumak adına İngiltere ve Amerika seferber olmuş durumda. Denizaltılarını gönderiyorlar savaş gemilerini gönderiyorlar, özel kuvvetlerini gönderiyorlar ve üçlerde yani ABD ve İngiltere'nin Orta Doğu ve Kıbrıs'taki üçlerinde ciddi hareketlilik var. Bunun nedeni şu, biliyorsunuz Tarhan'da çok önemli bir suikast gerçekleştirildi. Bu suikast Orta Doğu tarihinde önemli bir yer elde ediyor, önemli bir yere oturuyor. Niye? Bugüne kadar çok ses getiren siyasi cinayetler elbette olmuştur, suikastlar elbette olmuştur. Ama bir ülkenin, egemen bir ülkenin başkentinde hele hele o ülkenin cumhurbaşkanının kaldığı konuta sadece 750 metre mesafedeki bir konutta özel davetli siyasi bir konuğun siyasi cinayete, suikasta kurban gitmesi dünyada gerçekten çok konuşuluyor. Bütün dünyanın gündemi şu anda bu. Orta Doğu, bütün gözler Orta Doğu'ya çevrilmiş. Ve Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor bazıları bunu ciddiye almayabilir. İran'ın tehditlerini ciddiye almayabilir. Tiyatro diyebilir. Ama bu kadar yığınak, bu kadar söylem, bu kadar tehditten sonra eğer İran gerçekten İsrail'e karşı bir hamle yapmazsa emin olun Orta Doğu'daki inandırıcılığını tamamen kaybedecek. Çünkü gerek Ali Hameni yani İran'ın en üst düzey yöneticisi bizzat bu yapılacak hamleyi yani İsrail'e karşı verilecek cevabı kendisinin hazırladığını ve savaş talimatı verdiğini, hatta kararname imzaladığını, Cumhurbaşkanı'na savaş yetkisi verdiğini ve bizzat bu operasyonun, İsrail'e yapılacak operasyonun kendisi tarafından hazırlandığını söylediler. Böyle konuşuluyor ve İran, İsrail'e çok güçlü bir cevap vereceği ifade ediliyor. Bugün itibariyle baktığınız zaman bazı devletler işte Lübnan'dan, Orta Doğu'dan hatta İsrail'den vatandaşlarının bir an önce ayrılmasını istiyor. Yani bir şeyler bekleniyor. İran'ın bir şeyler yapacağı bekleniyor. Ha tiyatro diyebilirsiniz, danışıklı dövüş diyebilirsiniz. Daha önce aynısını yaptı diyebilirsiniz. Ama öyle gözüküyor ki bu sefer biraz farklı. İran, İran'ın vatandaşları, İran vatandaşları büyük bir beklenti içerisinde çünkü İran gerçekten İsmail Heniye suikastıyla birlikte dünyaya rezil oldu. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Yani beklediğiniz cümle şu. İran'ın İsrail'i vurma tarihi de belli oldu. Netleşti. Bunu ben söylemiyorum. Bunu gerçekten de batılı istihbarat örgütleri kendi medyalarına sızdırdı. Mesela e, News Arabiya sızdı. işte İngiliz medyasına sızdı. New York Times'a sızdı. Bunlar iyi haber alan e, basın yayın organları istihbarat örgütleriyle birlikte çalışıyorlar ve diyorlar ki tarihi verdi. Bizzat o tarihte Ali Hamene'i belirledi. Yani İran'ın dini lideri belirledi. Çünkü çok önemli bir tarihe denk getirecekler. Yani İran'ın İsrail'e yapacağı saldırı İsrail tarihinde çok önemli bir yer edinmiş bir tarihe denk getirilecek. O da Tisha diye bir şey. Tisha e, Bea, e, Tisha e, söylemesi de zor. Tisha Bea. Onun e, anlamı şu: e, Süleyman Ma'bedinin e, milattan önce milattan sonra iki kez yıkıldığı gün ve dolayısıyla o gün Yahudiler oruç tutarlar ve de yıkımla, yıkımla, ilgili Tevrat'tan bölümler okurlar. Dolayısıyla çok yaz günüdür. Yani İsrail için yaz günüdür. İran bu günü seçeceğini söylüyor. O gün de 12 ila 13 Ağustos tarihlerine denk geldiği ifade ediliyor. Yani büyük ihtimalle bir pazar gününe denk getirecekler. 12-13 Ağustos tarihleri veriliyor istihbarat örgütleri. İran bununla ilgili hazırlık yapıyor. Bizzat Ali Hamaney bu tarihi seçmiş. Yani İsrail'in yasta olduğu bir dönemde ikinci bir yası yaşatmak. Böyle bir tertipleri var. Ayrıca İran'ın başkenti Tahran'a da ilginç kargo uçakları inip kalkıyor. İşte Rusya'dan geldiğini e, gördük. Çin'den de geldiği ifade ediliyor. Ve bir e, füzeden, önemli bir füzeden, İsrail'e ciddi zarar verecek bir füzeden bahsediliyor. Bunun da İskender füzesi olduğu ifade ediliyor. Ruslardan aldığı İskender füzesi. Acaba kendi füzelerini mi kullanacak yoksa İran gerçekten Çin ya da Rusya'dan bugüne kadar kullanılmamış bir füzeyi mi alıp kullanacak? Bu da tartışılıyor. Şimdi değerli dostlar ama bu her şey İran-İsrail gerginliğini biraz bir kenara bırakalım. İran'ın içerisinde biraz e, araştırma yapalım. İran'ın içerisine gidelim. İran'ın içi kaynıyor onu söyleyeyim. Hatırlarsanız daha önceki video analizlerinde İran içerisindeki Mossad yapılanmasından Mossad yuvalanmasından bahsetmiştim. İran'ın içindeki kurumlara Mossad gerçekten tam anlamıyla sızmış gibi gözüküyor. Ve dolayısıyla eskiden beri zaten var olan bu durum son yıllarda tavan yapmış durumda. Zira İsmail Heniye suikasti ki birazdan ayrıntılarını da vereceğim netleşti. İran şimdi bir resmi açıklama yaptı ama o da kafaları karıştırıyor ona da değineceğim ama İran'daki Mossad yapılanması hat safhaya çıkmış. Her türlü kurumda özellikle devrimin e, muhafızları, devrimi korumakla görevli devrim muhafızlarının içerisine yerleştirilen İsrail ajanları. Ve İsrail, e, İran istihbaratına yerleştirilen Mossad ajanları. Cirit atıyor. Her yerde cirit attıkları ortaya çıktı. Daha önceki suikastlara bakın. İsmail Heniye suikastı. İran'da yeni değil. İran'da çok ciddi önemli suikastlar gerçekleştirildi. Mesela bunlardan bir tanesi çok önemsediğim ve dünyanın da esasında konuştuğu, Muhsin Fahrizade. Muhsin Fahrizade bugüne kadar İsrail'in İran'a baskı yapmayı istediği Uluslararası kamuoyu önünde zor durumda bırakmak istediği nükleer silah üretme iddiasını ve nükleer tesisleri oluşturan nükleer tesislerin babası olarak bilinen bir kişiydi. Muhsin Fahrizade. Ne yaptılar? Bir toplantıya giderken onu takip edip uzaktan e, patlattıkları, uzaktan kumandayla patlattıkları bir patlayıcıyla Muhsin Fahrizade'yi Hayattan kopardılar ve uydu destekli ve de aynı zamanda içerideki işbirliği, istihbaratı kullanarak organize bir şekilde o suikastı gerçekleştirdiler. Ve İran'ın nükleer babası diye tarif edilen kişiyi hayattan kopardılar. Yetmedi. Daha önceki suikastlara baktığımız zaman İran'ın üst düzey bilim insanları, devrim muhafızları bunların da tek tek ortadan kaldırıldığı, kaldırıldığını görüyoruz. Aynı zamanda e, İsrail İran'da kritik noktalara drone saldırıları yapıyor. Kritik noktalara siber saldırılar yapıyor. Bunların her birisi bakın bir istihbarat sonucu içerideki işbirliği ve hain ne derseniz kripto deyin bir kesimin bir kliğin e, İsrail istihbaratına bilgi vermesiyle gerçekleşiyor. Nitekim de İran'da tutuklamalar başladı. Yani İsmail Heniye ile ilgili tutuklamalar hem de üst düzey onu söyleyeyim. Yani devrim muhafızlarında önemli görevlerde bulunmuş. İran istihbaratında önemli görevlerde bulunmuş bazı kişiler bugün itibariyle İran'da tutuklanmaya başladı. Çünkü soruşturma devam ediyor. Çünkü içeriden ihanet olduğu net şekilde ortaya çıkıyor. Dediğim gibi şimdi İsmail e niye İran'a, İran Tarhan'a yeni gelmiyor. Yani İbrahim Reis'i biliyorsunuz İran'ın Cumhurbaşkanı bir suikasta kurban gitti. Helik helikopter kazasında hayatını kaybetti ve bugüne kadar o kazayla ilgili net bilgi bilmiyoruz. O suikastı kim yaptı, neler oldu onu bilmiyoruz. İran onun da üzerini örttü. Dolayısıyla o İbrahim reisinin cenaze törenine gelmişti e, Haniye ve orada da aynı konutta kaldığı e, öğrenildi. Hangi konutta? İşte son suikastın yapıldığı konutta. Şimdi iddia şu. Diyorlar ki New York Times'ın iddiası istihbarat kaynaklarına dayandırdığı ve devrim muhafızlarında çok üst düzey iki yöneticiye dayandırdığı bilgiye göre diyorlar ki işte İsmail Haniye o İbrahim Reis'in cenaze törenine geldiğinde esasında o dönemde o gün öldürülecekti, şehit edilecekti. Fakat İran'ın içindeki ajanlar yani Mossad ajanları çok kalabalık olması nedeniyle kaldığı odanın kalabalık olması, binanın kalabalık olması nedeniyle suikast girişiminin başarısız olacağı gerekçesiyle vazgeçtiklerini, daha doğrusu Mossad'ı vazgeçirdiklerini söylüyorlar. Ama o dönem oraya yerleştirdikleri Patlayıcılar hala aktifti ve hala onların aktif olup olmadığı kontrol ediliyordu. Kim tarafından? Mossad'ın e, İran devrim muhafızları ya da İran istihbaratı içerisindeki elemanları eliyle. İşte o patlayıcılar bir yıl önce oraya yerleştirildi ve son olarak e, Haniye'nin İsmail Haniye'nin e, yemin törenine geldiğini öğrenen istihbaratın alan o akıl İsrail'e bilgi verdi. Ve organize bir şekilde hem yapay zeka destekli hem uzay uydu destekli e, atışlar yapılarak ki bu suikast gerçekleşti diyorlar. Şimdi İran'ın açıklamalarına baktığınız zaman farklı açıklamalar. Başından beri çelişkili açıklamalar yapıyor İran. Niye? Efendim önce binayı sakladılar. Binayı gizlediler. Ve o binadaki hasarın nasıl olduğunu kamuoyunun gözünden kaçırdılar. Çünkü binayı açarlarsa binanın görüntüsü net olarak ortaya çıkarsa... Dışarıdan mı vuruldu? İçeriden mi patlatıldı? Yoksa gerçekten başka bir şey suikastçı odada mı yaptı? Bu e, bilinecek. Ama öyle gözüküyor ki o İsmail Heniye'nin kalmış olduğu odada hasar olduğu ortaya çıktı. Şimdi İran şunu iddia ediyor. Diyor ki dışarıdan 7 kilogramlık bir savaş başlığı mermi, kısa mesafeli mermiyle öldürüldü diyor. İran'ın şu anda yapmış olduğu resmi açıklama o. Ama şunu cevabını veremiyor. Peki bu mermi nereden atıldı kardeşim? ve o bölgeye yani reisin düz, düzeltiyorum İsmail Heniye'nin kaldığı o bölgeyi, o binaya baktığınız zaman gerçekten de hedef olabilecek orada inişli çıkışlı tepelerin, küçük tepelerin olduğu yani insanların, istihbaratçıların ya da suikastçıların saklanabilecekleri noktalar olduğunu görüyoruz. Ve kaldı ki, kaldı ki İran'ın en korunaklı binalarından birisi olduğu söyleniyor. Yani devrim muhafızlarının, gazilerinin kaldığı bir yer ve İran Cumhurbaşkanının da kaldığı bir bölge. Şimdi bir bölgede bu böyle bir bölgede siz nasıl suikast girişimi yaptırabilirsiniz? İçerideki istihbarat elemanlarınızı kullanarak yaptırabilirsiniz. Ama öyle gözüküyor ki içerideki patlayıcılar nedeniyle ya da aracılığıyla bu suikast gerçekleştirilmiş. Tabii bunun ayrıntılarını biz net olarak ne zaman öğreneceğiz? İsrail istihbaratının ya da İsrail istihbaratının İran'da kullandığı aparatlarının net olarak bir açıklama yapmasıyla öğreneceğiz. Şu ana kadar İran resmi olarak güya açıklama yaptı, soruşturma başlattığını ve üst düzey bazı yöneticilerin tutuklandığını biliyoruz ama hala net bir şey yok. Hala İsmail Heniye nasıl öldürüldü, nasıl suikasta kurban gitti bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Şimdi Orta Doğu çalkalanıyor. İran intikam yeminleri ediyor. Savaş savaş emri veriyor. Her türlü malzemenin, savaş unsurunun, pozisyonunun alındığı ifade ediliyor. Hatta işte Hizbullah aracılığıyla Lübnan'dan zaman zaman füzeler atılıyor. Fakat bu sefer organize ve senkronize bir şekilde İran doğrudan İsrail'e vuracağı söyleniyor. Önce Hizbullah ve Husilerin atacağı işte bu dronlar ya da füzelerle İran e, İsrail'in hava savunma sistemlerini yoracaklarını, daha sonra da İran'ın çok büyük füzeler atarak askeri kritik noktaları vuracağı ifade ediliyor ve bunun tarihi de dediğim gibi belli oldu. 12-13 Ağustos tarihleri gösteriliyor ama bu bir aldatmaca da olabilir. Yani o yaz günü, dediğim gibi Tişa, Beav dedikleri o yaz günü İsraillerin Yahudilerin yaz gününde vurmak belki İran için anlamlı bir gün diye be bekleniyor. Dolayısıyla o yası ikinci bir yasa çevirme gibi bir durumları söz konusu. Yahudiler o dönemde oruç tutar, o tarihlerde e, Tişa, Beav gününde, yaz gününde oruç tutarlar. Hiçbir şey yemezler ve mateme bürünürler. Böyle bir günü İran'ın beklediği ifade ediliyor. Peki bu nereye gider? Yani gerçekten İran, İsrail'i bu şekilde büyük, güçlü, e, ses getirecek şekilde vurursa ne olur? Dediğim gibi e, işte İngiltere, Amerika, Orta Doğu'ya çöker. Kimse kusura bakmasın. Vurabilir mi İran? Vurabilir. Şimdi 3000 kilometrelik, 3000 kilometre menzilli füzelerin olduğu söyleniyor. 2500 kilometre menzilli füzelerin olduğu söyleniyor. Ve daha önce İsrail'e attığı söylenen o füzelerle e, İsrail'in hava gücünü, yani İsrail'in demir kubbesini denediğini ve de orada e, İran'ın bir deneyim kazandığını ifade ediyorlar. Fakat burada sadece İsrail ve İran'dan bahsedemeyiz. Niye? E Çünkü İsrail, İsrail'den ibaret değil. Yani Amerika derhal bölgeye 12 tane savaş gemisi gönderdi. Ekstra e, bir şeyler daha yaptı. E yine büyük uçak gemilerini gönderdi. Nükleer denizaltılarını gönderdi. İngiltere dedi ki, bölgedeki büyükelçilikleri korumak için e, asker gönderebiliriz. Özel e, SAS komandolarından tutun. işte özel harekatçıları oraya gönderebiliriz dedi. Yani bölgeyi ablukaya alıyorlar. Dolayısıyla burada geniş çaplı bir savaşın fitilini de ateşleyebilirler. Şimdi Arap dostlar, onu da ifade edeyim. Netanyahu'nun bahsetmiş olduğu Arap dostları da devreye girebilir. Daha önceki füzeleri biliyorsunuz İsrail'e ulaşmadan birçoğunu zaten o Arap dostlarıyla birlikte ve İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa'yla birlikte onları zaten e, Müslüman ülkelerin hava sahalarında yok ettiler. Şimdi böyle bir engele karşı İran, Kercüme kazanmış mıdır? Ya da Rusya devreye girer mi? Çin devreye girer mi? Sadece İsrail ile İran arasındaki mesele olarak görmeyin. Orta Doğu'da çok büyük hesaplar var. Çok büyük paylaşım girişimleri var. <laughs> dolayısıyla Rusya ve Çin'in de tavrı çok önemli. İran'ın yanında tam olarak alacaklar mı? Kalacaklar mı? İran'ı destekleyecekler mi? Ve dolayısıyla böyle bir şey olursa Amerika ve İngiltere'de işin içerisine girerse bölgede ciddi büyük güçlerin savaşı da başlar ve bunun içerisine hiç şüphe olmadan Türkiye'nde de gireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ama her halükarda Orta Doğu'da bir kıvılcım yakıldı. Bir şeyler olacak onu söyleyeyim. Ama tiyatro ama doğru gerçek Orta Doğu'da İran mutlaka e, İsrail'e bir şey yapmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü dünya kamuoyunda gerçekten rezil oldu. Hiçbir devlet ki İran gerçekten köklü bir devlettir, kadim bir devlettir. Bunu kabul etmek lazım. Diplomasiyi çok iyi bilir, acem e, kurnazlığını çok iyi bilir. Böyle bir devlet Tahran'da başkentinde çok önemli bir siyasi konuğunu koruyamamıştır. Ve uluslararası hukuk, uluslararası itibar zedelenmiştir. Dolayısıyla İran bunun acısını e, almak istiyor, o itibarı kazanmak istiyor. Bir çılgınlık yapabilir mi? Yapabilir. Bunun tarihi çok önemli. Kendisi bu tarihi veriyor 12-13 Ağustos diye ama bu bir aldatmaca da olabilir. Her halükarda şu mantıklı İsrail'in gerçekten Tişa Be'a dedikleri o yaz gününü, o Süleyman Mabedi'nin yıkıldığı için yaz ilan edilen o günde İsrail'i vurmak İran'ı belki işte itibarını biraz kurtarabilir diye düşünüyor olabilirler. Ve özellikle de bu e, harekatın, yapılacak harekatın tüm, şeylerini Ali Hameney hazırladığı ifade ediliyor. Tabi Ali Hameney de askeri e, harekattan anlar mı bilemiyorum dini lider. Fakat talimat verdikten sonra böyle bir e, olay gerçekleşebilir. Değerli dostlar umarız bu Türkiye'ye bulaşmaz. Türkiye bu işin içerisine çekilmez. Ama bölgede neler olabilir onu sorarsanız bölge çok hareketli. Her an her şey olabilir. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.